Dostlar merhaba. 11 Ocak'tan itibaren balık avına gidemedik. Bu süre zarfında maalesef videoyu yayınlamadık. Çünkü asıl görevimiz arkadaşlarımın da öğretmeniz biz. İlk dönemin son haftası olması, ondan sonra da yağmurların sürekli yağmasından dolayı balık avına bir müddet ara vermek zorunda kaldık. Bugün sizinle birlikte bir takım paylaşacağım. Bunda biraz fizik kurallarını kullandık. Fizik kurallarını kullanarak takımımızın takılmamasını, yaylı takımımızın takılmadan geri alabilmemizi ve yemin bittiğini de aynı zamanda bu takımla biz otomatikman görmüş olacağız. Evet, bu takımı başlamadan önce kullanacağımız malzemeleri tanıtayım ben size. Bir adet yay. Çünkü yaylı takım kullanacağız. Bir miktar köstek ipimiz. Bakın bunu direkt biz ana bedenin üzerine de yapabiliriz. Direkt ana bedenin üzerine yapabiliriz. Ben bunu özellikle ratta kullanan arkadaşlar için göstermek istiyorum. Eğer ki direkt benim gibi gelenekselciyseniz bu şekilde tahta takozla kullanıyorsanız, sallama yöntemiyle sazan avlıyorsanız direkt bedenin üzerine takabilirsiniz. Yani bedenin üzerine taktığımızda bizim şu fırdön diye ihtiyacımız yok. Evet, bir adet fırdöndü, bir adet 50 gram çekeri olan, bakın burada görüyorsunuz, şamandıramız. Aslında bize gerekli olan 30 gramlık bir şamandıraydı. Fakat şu an elimde olmadığı için, bugün de hafta sonu olduğu için tedarik edemedim. Ama ben 50 gramlıkla size nasıl çalıştığını da göstereceğim. Buradaki mantığımız yavaş yavaş takımı yapmaya başladığımızda bunun ne olduğunu da göreceksiniz arkadaşlar. Önce şunu da belirteyim. Bir ölçelim bakalım. Bakın burada hassas terazim var. Hassas terazimde yayımızın ağırlığı kaç gram gelecek? Evet, yayımız 24 gram. Bize normalde 50 gramlık değil, 25 gram ya da 30 gram üzeri bir şamandıra gerekir. 30 gram üzeri. Yani şu an benim elimde 50 gramlık olduğu için ben bununla yapıyorum. Ama size 30 gram üzerindeki bir şamandıra ile yapmanızı tavsiye ederim. Evet, yapımına başlayalım. Önce köstek ipimize şamandıramızı takalım. Birazcık sabitleyelim. Har fazla hareket etmesin. Onu daha sonra kendi ayarını yapacağız. Evet, şimdi de yapmamız tek gereken şey bir adet fırdöndü ve bir adet yayımızı takmak dostlar. Yayımızı takalım. Daha önceden Ramazan kardeşimin gösterdiği, benim de yaptığım takımlarda sizlere göstermiştik. Fırdöndü nasıl bağlanır? Kösteğe nasıl bağlanır? Bunların videoları da vardı dostlar. İzleyebilirsiniz ve tekrar izleyebilirsiniz şu an. Yedi yeterli. Evet, yayımız takıldı. Şamandıramız takılı. Ve bir adet de ana bedene bağlanmak için neye ihtiyacımız var? Klipse ihtiyacımız var. Klipsimizi de takalım. Aynı yaya taktığımız gibi klipsimize de pardon, fırdöndüğümüze de kösteğimizi bağlıyoruz. Bu arada gözler de yavaş yavaş gidiyor.
Geçen hafta Ramazan'a diyorduk, bu hafta da bu sıkıntıları biz yaşıyoruz. Bu da 7. Sıkıştıralım iyice. Evet, kösteğimiz hazır. Şimdi yaylı takımda ben yasal olarak 3 iğneye kadar kullanılabiliyor. Fakat ben 2 iğne kullanacağım. Ben şimdi 2 tane iğne takacağım. Sizi fazla bekletmek istemiyorum. Ben direkt iğneyi ve yayı hamura batacağım. Bakın ölçmüştük. 24 gram gelmişti yayımız. Dostlar, bu gördüğünüz 5 litrelik bir pet şişe. Ben ağzını kestim. Size takımı daha rahat gösterebilmek için. Takımın çalışma sistemini gösterebilmek için. Bakın şu anki takımımız şu pozisyonda. Hatta biraz daha kösteğini kısaltabilirim. Çünkü yayın yere değmesini istemiyorum. Evet, yayımız bakın yere değmiyor. Yani yayımız boşaldığında, içindeki yemimiz bittiğinde takım yukarı kalkacak. Şamandıra takımı yukarı çıkaracak. Şimdi bunu yemli şekilde deneyelim. Takımımıza ben hamurumuzu bastım. İğnelerimizi taktım. Ve görüyorsunuz ben sürekli boyülü kullanıyorum. Kendi yaptığım boyülleri. Şimdi bu yayımızın hamurla birlikte ağırlığını bir ölçelim. Görüyorsunuz dostlar, 171 gram hamur ve boyillerin birlikte ağırlığı 171 gram. Diğeri kaç gramdı? Boş yayımız 24 gramdı. Şamandıramızın ağırlığı 50 gram. Şamandıramız 171 gramdan hafif olduğu için ne olacak? Yemimizle birlikte şamandıramız da dibe çökecek dostlar. Şimdi bunu suyun içinde görelim. Dostlar, görüyorsunuz. Şamandıramız da suyun içine gitti. Hamurumuzu da görüyorsunuz. Boillerimizi de görüyorsunuz. Bakın bunlar iki çeşit boili. Birisi dipte kalan, diğeri de pop up dediğimiz havaya kalkan boili. Bakın takımımız şu an bu şekilde. Şimdi yemi aldıkça sazan, yemi yedikçe ya da suda yem dağıldıkça 50 gramın altına indiğinde şamandıramız direkt yukarı kalkacak. Suyun üzerine kalkacak dostlar. Biz bu arada ne anlayacağız? Artık yemimizin bitmeye başladığını ve çekerken de biz ne yapacağız? Şamandıramızı, takımımızı suyun üstünden çekeceğiz. Ve dipte kesinlikle takılma olmayacak. Takımımız direkt yemimiz bittiğinde otomatikman yukarı çıkacak dostlar. Havaya kalkacak. Yemimizin ağırlığı 50 gram. Bakın takım 50, şamandıramız 50 gram olduğu için elimde 30 gramlık olsaydı çok daha güzel olacaktı. Yani yemimiz 30 gramın altına indiğinde takımımız yukarı kalkacaktı. Yemimiz 170 küsür gramdı. Şu an tam net hatırlamıyorum. Biraz önce birlikte ölçmüştük. Bakın görüyorsunuz takımın çalışma sistemi. Takılmaya son. Şimdi ben yemi biraz azaltayım. Görelim bakalım ne olacak sonunu. Evet dostlar, yemi azalttım. Görüyorsunuz hemen şamandıra üste çıktı. Yani biz neyi alacağız? Yemimiz artık bitiyor. Yemimi değiştirmem gerekiyor. Takılmadan ne yapacağız? Dibe takılmadan takımımızı kıyıya rahatlıkla çıkartacağız. Bakın yemimizi görüyorsunuz. Ben şöyle çıkartıp da gösterebilirim. Bakın yemimiz bitmek üzere. Yani 50 gramın altına indiğinde otomatikman
Şamandıra yukarı kalkacak. Suyun üstüne çıkacak. Ancak size dediğim gibi ben 50 gram kullanmak zorunda kaldım. Ama takımımız 24-25 gramdı yayımız. Sizler 30 gram şamandırayı rahatlıkla kullanabilirsiniz ve bakın dostlar sonuç bu. Bu arada suyu da görüyorsunuz. Yem kendini bıraktıkça ne yapıyor? Renk değiştiriyor. Yani yemin yoğunluğu suya karışıyor artık. Evet, bu arada köstüğümüzü direkt sallamamıza bağlayabiliriz. Başta dediğim gibi direkt ana bedenden bunu götürebiliriz. Köstüğü yapmamıza gerek yok. Eğer ki sallama kullanıyorsak. Fakat rap kullanıyorsak bu şekilde köstüğümüzü bu şekilde hazırlayıp hemen ana bedene klipsine takıp sallayabiliriz dostlar. Dostlar takımımızı nasıl yapacağımızı gördünüz. Gerçekten yapımı da çok kolay ve gerçekten bundan sonra inanıyorum artık yaylı takımda dipte takılmaya son vereceğiz inşallah. Şimdi ben en son videomuzda söylemiştim. Hamur videomuz vardı. Sazan hamuru, alabalık yemli. Kozan Barajı'na gideceğimizi söylemiştim. Fakat başta da belirttiğim için yağmurlu ve okulların son günün, ilk dönemin son gününün olmasından dolayı, görevimiz icabından dolayı gidemedik ama inşallah önümüzdeki hafta hava durumu da güzel gösteriyor. Bu takımı da ben Kozan Barajı'nda deneyeceğim dostlar. Takılıyor mu, takılmıyor mu? Yine böyle anlattığımız gibi yüzeyden yemimiz bittiğinde yüzeye çıkacak mı takımımız? Yüzeyden rahatlıkla takımımızı geri toplayabilecek miyiz? Bunu da göreceğiz inşallah. Dostlar, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve videomuzu beğenme tuşuna basmayı da unutmayalım. Aynı zamanda sizleri balık avları ve avlak yerleri Facebook grubumuza da bekliyoruz dostlar. Hepinize iyi bir hafta sonu dileklerimle. Rastgele dostlar.